Şimdi telefon hattımızda program konuğumuz var. Evet, Kudret Skype hattımızda, özür dilerim. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, merhaba Belgin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi gündemde veri açısından bugün sakin ama gelişmelere baktığımızda hani yatırımcının neredeyse bütün gün dikkatle izlediği bir borsa profili var. Ve bana göre ki kritik seviyeleri de gelen bir endeks var. Biraz önce de dedim ki raporlarda 2550 seviyesine dikkat çekiliyor ama ben 2530 seviyesini daha fazla önemsiyorum. Ve bu seviyenin üzerinde kapanamazsa patinaj hareketi dediğimiz bir bant hareketi, aşağıya bir salınım, güç toplama, tekrar yeni zirveleri denemek için birkaç günlük bir oyalanma süreci olabilir görüşündeyim. Ne dersiniz? Sizin bundan farklı bir görüşünüz var mı, yoksa siz de bu seviyeleri mi takip ediyorsunuz? Ben de sizinle aynı görüşteyim Belgin Hanım. Aşama aşama gitmek gerekiyor. Tabii ki benim de burada 2550'den ziyade Fibonacci rakamı olarak 2556'yı önemsediğimi söyleyebilirim. Ama bunun öncesine, yani buraya doğru bir reaksiyon oluşturabilmesi için evvela 2500-2530 bölgesinin dışına çıkması lazım. Burada yine ana destek olarak benim ısrarla paylaştığım 240 dakikalık grafikte 13 periyotlu küsel hareketli ortalama 2458 seviyesinden geçiyor. Yani buraya kadar bir düşüş olsa dahi borsada hikaye devam ediyor. Pozitif reaksiyonlar zaten etkisini sürdürebilir. Ama sizin de belirttiğiniz gibi eğer yukarı yönlü trend hareketi devam edecekse 2530'un da üzerinde bir hareket izlememiz lazım ki bu biraz daha 2500 üzerinde ben kaldım, hareketleme devam ediyorum gücünü göstermiş olsun. Aksi takdirde biraz burada dengelenme çabası oluşabilir. Evet, şimdi şöyle bir baktığımız zaman işlem hacimlerinde özellikle Garanti Bankası bayrağı kimseye bırakmıyor. Hemen arkasında onu dibinde takip eden Aselsan ve Türk Hava Yolları var. Şimdi burada bilanço performansı mı var? Beklentiler de fiyatlamalar içerisine geliyor mu? Şimdi yavaş yavaş petrokimya sektörünü de görüyoruz. Örnek Petkim'deki artan işlem hacmi son birkaç gündür benim radarımda. Tüpraş'la geçtiğimiz hafta hareketliydi. Teknik olarak da bazı sinyaller üretmeye başlamıştı. Bunları hangi gerekçelere bağlayabiliriz? Bu hareketliliğin sebebi sadece bilanço mu, yoksa başka etkenler de var mı? Aslında İşin mevcut temel yorumlamalarından ziyade tek bir amaç var. Enflasyon ve enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilmek ya da enflasyon karşısında tasarrufların erimesini engelleyebilmek. Maalesef enflasyon rakamının gelmiş olduğu nokta, yukarı yönlü reaksiyonların devam edebileceği ve beklenti anketlerine baktığımız zaman da %40-50 arasında yılı kapatma görüntüsü İster istemez borsaya olan ilginin sadece enflasyon bazında ciddi anlamda artmasına olanak tanıdı. Tabii burada hani sadece enflasyon diyoruz ama her şirket enflasyon üzerinde bir getiri elde edemedi ya da yılın bazından itibaren ki o %23'lük enflasyon rakamı üzerinde her şirketin olduğunu göremiyoruz. Bu da ister istemez sektör ve şirket ayrışması içerisine girilmesine imkan tanıyor. İşte yılın başından itibaren oluşan performanslarda işte hangi hisseler geride kaldı, hangi hisseler çok iyimser projeksiyonlar oluşturdu, aracı kurumlar bu iyimser şirketlere hala al tavsiyesinde bulunmaya devam ediyorlar mı? Yoksa buradan yine sektör, aynı sektör içerisinde biraz daha geride kalmış hisselere mi odaklanabiliyorlar? Buna odaklanmak lazım. Örnek veriyorum, Ereğli Kardemir kıyaslaması. Kardemir çok güzel gitti ama Ereğli Kardemir'e nazaran daha alt bölümde kaldı performans anlamında. Aracı kurumlar Ereğli ile alakalı hedef beklentilerini yukarı yönlü revize ediyor. Sanayi tarafı 2018'den sizin de bahsettiğiniz 5 yıldır aslında bankacılık sanayi kıyaslamalarında bankacılık bu noktada biraz daha sanayi bu noktada biraz daha ağırlık kazanıyor. İhracat süreci çok daha
avantajlı bir hale geldiği görüntüsünde. Ama son dönemde de bakıyoruz ki bankacılık geride kalmıştı. Yabancının da kısmen burada destek vermesiyle birlikte ne oldu? Bankacılık şu anda çok daha popüler oldu. Yani özetle baktığımız zaman enflasyonla birlikte mevcut işin makro temelleri bu noktada öne yak oluyor ve geride kalmış hisseler ardı ardına gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerle mevcut borsanın yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonlarını devam etmesine olanak tanıyor. Şirketlerin zaten güçlü bilançoları ister istemez o şirketlere olan ilgiyi de hem mecburiyetten enflasyonda hem de zorunlu olarak yani şirketlerin güçlü performanslarına olan talep bu noktada gündemimizi meşgul etmekte. Şimdi aklıma gelen bir soru var. Daha doğrusu dikkatimi çeken. Şimdi bazı yorumculara bakıyoruz. Daha pozitif o günü, o haftayı daha kısa vadeyi değerlendiriyor. Bazı yorumculara bakıyorum. Çok daha onlar kötümser, pesimist, ileriye dönük hani her şey daha kötü olacak noktasında yorumlarını da görebiliyorum. Şimdi yatırımcı tabii ki ister istemez burada biz Ramazan Bayramı'nı kutlarken masaya gelip oturacak ve faiz kararını açıklayacak bir FED var. Şimdi pozisyonları nasıl ayarlamalı? Yani Nisan ayının sonunda FED öncesi bayrama çıkmadan nakde dönmeli mi? Yoksa belli pozisyonlarını taşıyarak ikinci çeyreğe karşı bir takım umutları besleyerek mi devam etmeli? Nasıl olsa FED zaten 50 bas puan arttıracak. Bu fiyatlamalar içinde var. Bilanço da küçültecek. Bu da fiyatlamalar içinde var. Borsa İstanbul'un da hikayesi devam eder, bitmez diyerek mi o bayram tatiline gitmeli, yoksa daha temkinli olup o hani şey çok polyanlı olanlarla çok kötümser olanların ortasında bir denge kurarak portföyünde yarı nakit yarı hissede mi bayramı karşılamalı, ne dersiniz? Aslında bu noktada her yatırımcının kendi portföyüne ilişkin risk yönetimini yine optimal değerlere göre yapması gerekiyor. Yani örnek veriyorum, eğer bir yatırımcı bir hisseden %10 kazandığı zaman o hissenin kendisine yeterli bir performans sergilediğini düşünüyorsa zaten psikolojik olarak o hisseden çıkması gerekir. Yani ya da bir yatırımcı o hisseden yıl geleninde %60'lık bir performans bekliyorsa, hani %10'luk bir getiri elde ettiği zaman tedirgin edip olup da pozisyonlarını elden çıkartmaması gerekiyor. Aslında işin doğası gereği hem kaldıraçlı piyasalarda hem de hisse piyasalarında risk yönetimi işin teknik ya da temel analizinden çok önemli. Yani teknik analizi çok muazzam bir şekilde yapabilirsiniz ve uygun bölgede alım ya da satım işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ya da çok iyi bir ekonomist yorumlaması yapamayıp verileri ya da gelen şirket değerlendirmeleri iyi bir yorumlama yapamayabilirsiniz ve bunun gerisinde kalıp işin daha doğrusu uygun bölgelerde yine fiyat üzerinde hisse alamayabilirsiniz. Bunlar çok olağan ve normal bir şey. Yani kimseden bir analiz performansı beklemek kolay olmayacaktır. Bu sebeple de önemli olan yatırımcının pozisyonlanmalarını ne kadar devam ettirdiği, risk yönetimine uygun bir şekilde devam ettirip ettirmemesi, mevcut pozisyonlanmaların global gelişmelerle uyum sağlayıp sağlamaması ve piyasa psikolojisinin gerçekten temel verilerle eşleşip eşleşmediği de çok önemli. Örnek veriyorum, çok basit bir örnek. Şu anda dolar ve altın el ele tutuşup yükselmeye devam ediyor. Neden? Çünkü her ne kadar Fed agresif bir tutum içerisine giriyor olsa da karşımızda bir jeopolitik risk teması ve enflasyon baskısı devam ediyor. Altın bunlardan destek bularak yani neredeyse 100 dolarlık bir hareket yaptı çok kısa bir dönem içerisinde. Ve dolar altın korelasyonu, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı altın korelasyonunu bozarak gitti. Yani piyasalarda 2 çarpı 2 eşittir 4 diyebilmek bazı zamanlarda mümkün olmayabiliyor. Ve bu da piyasa koşullarını iyi bir şekilde öğrenmekle, işin psikolojik boyutunu öğrenmekten geçiyor. Bu sebeple de yatırımcıların şu anda portföylerini Mayıs ayına kadar hatta daha da fazla devam ettirip ettirmemesinin ana aslında kuralı mevcut portföyünün içerisindeki maliyetlenmeler ve sadece bu maliyetlenmeler hisse tarafında mı yoksa altın döviz gibi diğer ürünlerde de mi devam ediyor? Buna da
çok fazla dikkat etmek lazım. Evet, FED şu anda borsalar nezdinde çok ciddi bir soru işareti oluşturuyor, tedirginlik yaratabiliyor. Ama FED bunu önceden planlayıp yatırımcılarla buluşturabiliyor. Yani piyasaları yönlendirebiliyor. Bu da ister istemez ilgili Merkez Bankası zamanında piyasalarda ya da traderlara sürpriz bir gelişim olarak yansımıyor. Bu da mevcut borsa fiyat bozuntularının önüne geçebiliyor. Yani uzun zamandır biz Fed'in faiz artışını ve agresif bir tutumunu inceliyoruz. Yani bu sene 6 toplantısı var. 6 toplantısının 3 tanesinde 50 bas puan, kalan 3 tanesinde de 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi var. Chicago Ticaret Borsası'ndaki vadeli tahminlere baktığımızda Mayıs ayında da %91 oranında 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Yani aslında bu işin fiyatlama kısmı çok net bir şekilde yansıyor ve yansımaya da ister istemez devam edecektir. Ama o Merkez Bankası kararının geleceği gün çok agresif bir hareket olarak yansımayacaktır. Hatta tam tersi fiyatlama reaksiyonları oluşması, yani örnek veriyorum, o gün faiz arttı, S&P 500 endeksinde çok kısmi bir düşüş ve daha sonra potansiyel bir yukarı yönlü harekete şaşırmamak lazım. Çünkü işin psikolojik boyutu teknik ve temeliniz yöntemlerini şekillendirmeye amaçlı gitmek durumunda. Bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerekiyor. Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Yatırımcının risklerin farkında olması, fırsatları değerlendirmesi ancak hisse ya da portföyündeki menkulleri aldığında bunlar için satacağı seviyeleri ve zarar kesebileceği noktaları belirleyerek hedeflerine ulaşması en doğru strateji. Zaten bunu finansal okuryazarlık anlamında yıllardır söylüyoruz ama şöyle de bir durum var. Hani ben sattım gitti. Yani böyle bir hava mı var borsada? Ya yani şöyle söyleyeyim, örnek verelim, Ereğli olsun konumuz. Ereğli'nin temettü vermediğini düşünelim. Temettüsünü vermek, o potansiyelin de üzerinde olduğunu düşünelim. 17'lerden aldığını varsayalım. Ki çok hızlı bir şekilde de 30'ların üzerine çıkmıştı 17'lerden gelerek. Ereğli çok soluksuz değildi ama gerçekten nefes kesen bir görüntüsü vardı. Şimdi orada 17 liradan bir 17 lira daha üzerine koyduğunda satmayan yatırımcı bize şunu söyleyebilir. Bak ben satmadım. Daha da yukarıyı gördü. Aynı zamanda da ben temettü aldım. Şimdi bir başka yatırımcı da ben sattım daha yukarıya gitti. Ben Ereğli'yi sattım. Bak gördün mü? Temettüden de yararlanamadım. Hissenin fiyatı da çıktı. Bu noktada borsayı takip eden, merak eden, ilgi duyan yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? O ayrımı nasıl yapmalı? O yani o ufak bir nüans var ya, onu nasıl belirlemeli? Aslında bu söylediğiniz dünyanın en önemli sorunu ve bu sorunu çözümlemek aslında dünyadaki bütün traderlar için de muazzam bir şey. Ama maalesef işin içine paradan para kazanma, orada bir getiri olduğu için insan psikolojisi kendi mevcut davranış biçimi ve karakteristik görüntüsüne uyumlu hareket etmemesi sebebiyle bu problemleri yaşayabiliyor. Yani burada aslında kendi karakteristik özelliğine uygun bir yatırım stratejisi belirlemesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Bir yatırımcı eğer 3 aydan daha fazla süre boyunca bir hisseyi taşıyamıyorsa ya da daha uzun süreli bir hisseyi taşıma gücü ve sabrı yoksa, o zaman bu konuda kendisini zorlamaması ve mevcut karakteristik özelliğine uygun bir hareket biçimi içerisine girmesi gerekiyor. Bu sadece hisse piyasası için de değil, geçerli değil. Forex gibi kaldıraçlı ve çok ciddi sıkıntıların yaşanabileceği, eğer doğru bir risk yönetimi gerçekleştirmezseniz, hani bu tür piyasalarda da bu çok önemli. Eğer siz kendi meziyetlerinize uygun bir stratejiyle hisse piyasasında bulunuyorsanız, orada elde edeceğiniz getiri, bu getiriyi hedefleme biçimleri bu noktada çok daha önemli olacaktır. Yani bir hisseyi aldınız, o hissede ne kadarlık bir getiri hedefiniz var ve buna karşında katlanabileceğiniz zarar ne kadardır sorusunun cevabını maalesef hani yatırımcılar cevap veremiyor. Yani hisse işlemine giriyor, Allah ne verdiyse
gelsin diyor, biz bir zaman kapatırız diyor. Ama bunun arka planında ki en önemlisi bence, aksi takdirde bir geri çekilme olursa ben nerede bu hisseden artık vazgeçmeliyim diye sorduğumuz zaman da ya nasıl olsa şirket batmadığı müddetçe yukarı çıkacaktır düşüncesi, hatta rahatlığı biraz daha hisse piyasalarında mevcut stratejiyi oyuna, evet, döndürme görüntüsüne dönüştürüyor. Yani özetle burada yatırımcıların stratejilerini kendi karakteristik özelliğine uygun bir şekilde oluşturması onun performansı adına önemlidir. Yani ego, özgüven, piyasayı ben biliyorum havasında olan insanlar maalesef geleceğe yönelik çok ciddi sıkıntıya maruz kalabiliyor. Bizler bu işi meslek olarak yapan insanlar bile bu kadar çekimsel olabilirken, hani işlemler gerçekleştirirken mevcut yatırımcıların bu rahatlığı ister istemez onlar için geleceğe yönelik tehlike arz ediyor. Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı, çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim.